İnşallah zorluk anında Allah özellikle yaratıyor ki münafık zaten ortaya çıksın diye inşallah. Evet. Ali İmran suresinde bu anlatılmış inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın denildiğinde biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik dediler. O gün onlar imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. İnşallah. Mesela gelin, şimdi aslımızda da değil mi? Diyoruz ki Darwinizme, materyalizme karşı mücadele edelim. Dinsizliğe karşı mücadele edelim. Ya çok tehlikeli adamlar diyor ya. Diyor. Şimdi bir çoluk çocuk var diyor, ben okuyorum diyor. Bir öğrenseler beni diyor, okuldan atarlar diyor. Ben yapamam diyor. Ama siz maşallah çok iyi faaliyet yapıyorsunuz. Teşekkür ediyorum size diyor, tebrik ediyorum diyor. Siz devam edin kaldığınız yerden diyor. Yani bundan da kalmıyor. Bakıyorsun yine Müslümanların dedikodusunu yapıyor. Allah bizi koruyor diyor. Yani çok tehlikeli adamlar diyor. Ne işimiz var bizim yani? Niye Masonları biz karşımıza alalım? Niye dinsizlere, niye PKK'yı karşımıza alalım? İddia edilen Ergenekon örgütünü niye karşımıza alalım diyor adam. İnşallah. Benim çoluk çocuğum, ailem var diyor. Bayağı tehlikeli oldu benim için diyor. Öyle olunca da işte İslam hakim olmuyor. İslam hakim olmayınca da kendi hayat kaliteleri de düşüyor. Kendileri de sürünüyorlar. Evet. Kendileri de acı içinde. Korku ve dehşet içinde yaşıyor. Zaten ayet ediyor ya, izlerler haberlerinizi dışarıdan diyor. Ama evet, korkuyla izliyor. Panik evet, halinde. İnşallah. Kafirlerden de korkuyorlar. Onlara da katılamıyorlar. Onlar yalnızca kaçmak istiyorlardı diye şeytandan Allah'a sığınırım. Allah onu söylüyor inşallah.